Değerli meclis üyeleri, bir önceki toplantının tutanak özeti tarafınıza gönderildi. Bir önceki toplantının tutanak özetlerinin doğruluğunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Öncelikle değerli meclis üyeleri, değerli hemşerilerim, birlik ve beraberlik içerisinde dayanışmanın ve yardımlaşmanın yoğun olarak yaşandığı bir Ramazan ayını daha karşılamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu mübarek günlerin ve ülkemizin bu mübarek günlerde kentimizde ve ülkemizde birlik beraberliğin artmasını diliyorum, temenni ediyorum. Başta Mersinli hemşerilerim olmak üzere ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Değerli meclis üyeleri, geçen hafta 8 Mart'ta Dünya Kadınlar Günü'nü idrak ettik. Onu kutladık. Biliyorsunuz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk bir şekilde kutladık. 7 Mart'ta Yenice'de yaşanan 31 yaşındaki Merve Bayer kardeşimizi bir cinayete kurban verdik. Merve Bayer'e ve cinayete kurban giden tüm kadınlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Kadın cinayetlerinin olmadığı, daha eşit ve aydınlık günler temennisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günüdür. Özgürlük ve bağımsızlık ve milli mücadelenin en önemli belgelerinden biri olan İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edilişinin bu yıl 103. yıl dönümü. Atatürk'ün önderliğinde nasıl bir zafere yürüdüğümüzü anlatan İstiklal Marşımız o büyük zaferin ruhunu bizlere izah etmekte, dize dize dile getirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 103. yıl dönümünü kutluyor. Ulusal şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve onun şahsında ülkemizin birliği ve beraberliği uğrunda yitirdiğimiz tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Basına 5 yıl önce göreve geldik. Buradaki toplantılarımızın tamamı basına açık yapıldı. Basına açık yaptığımız, herkesin Türkiye genelinde izlediği bu meclislerimiz hakikaten Türkiye'nin en iyi ve en uyumlu örnek meclislerinden biriydi. Ben de bu 5 yıl içerisinde bu süreci yaşadım. 5 yıl boyunca bu mecliste ilimize hizmet etmek, üretmek için hepimiz bir çaba sarf ettik. Hepiniz bir çaba sarf ettiniz. Burada güzel çalışmalar oldu. Ben şahsen de biliyorum, meclislerin izlenme oranı da çok yüksek. Yani bayağı bir reyting kırıyordu. Bu anlamda da önemliydi. Yani halk da kendi seçtiği meclis üyesinin ne yaptığını, ne ettiğini gördü. Ben bu çalışmalardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mersin'de yeni yollar açılıyor. Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden bu yana çevre yollarını uzatma projelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. 2023 yılında ikinci çevre yolu açılmaya başlandı, devam ediyordu. Bunun 980 metrelik bölümü yaklaşık bir hafta kadar önce ulaşıma açıldı. Bugün itibariyle de 35 metre genişlikteki yolun 1300 metrelik kısmı açılıyor. Yani 2280 metrelik bölümü Fatih Caddesi ve Akdeniz Caddesi'nin bağlantıları da yapılmış. Meski arıtma tesislerine kadar tamamlanacak. Yine Erdemli ilçesi Erdemli sahil yolu Erdemoğlu bulvarındaki çalışmalar tamamlandı. 17 Mart'ta o da yine hizmete açılacak. Liman yolu Abide Kavşağı ile Turgut Özal Kavşağı arasındaki 2,5 kilometrelik hattaki çalışmalar da tamamlandı.
18 Mart'tan itibaren burası da ulaşıma açılacak. Üçüncü, çevre yolunda devam eden projeler var. Hatırlıyorum Mehmet Bey, Sadık Bey zor açarsınız demiştiniz. Öyle hatırlıyorum. Şeye kadar, bu seçime kadar. Evet, başkan durdurak bilmiyor. Orayı da açtı. Açıyor. Gayet güzel altyapı yapılıyor. 20-25 Mart'a kadar başkanımız orayı da hizmete açacak. Durdurak yok. Yaklaşık 4200 metrelik bölümü de gene planlamaya almışlar. Orası da sanırım süreç içerisinde açılacak. Evet, Mersinli hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun. İlimizi Türkiye Kadınlar Süper Ligi'nde başarılı ile temsil eden Çukurova Basketbol Kulübü faaliyetlerini amatör olarak sürdürürken altyapılarında 500 sporcu bulundurmaktadır. Aynı zamanda ülkemizi Avrupa'da başarılı ile temsil eden Çukurova Basketbol Kulübü bu yıl Avrupa Kadınlar Ligi'nde Euroleague en iyi 4 takım arasına girme başarısı göstermiştir. Dörtlü final maçlarının Mersin'de oynanması halinde ilimizin tanıtımı için çok önemli organizasyon olacağından 5393 sayılı belediye kanununun 14. maddesi 1. fıkrasının B bendi hükmüne dayanılarak ekli dilekçede belediyemizden talep edilen 7 milyon nakdi katkı verilmesi teklifin idaresinden geldiği şekliyle kabulüne komisyonumuz tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Konuyu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.